Merhaba yengeçler. Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 1 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay 6. evinizde gerçekleşiyor. İş, sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sağlık konularına odaklanabilir, yeni bir egzersiz programına başlayabilir veya çalışma düzenini değiştirmek isteyebilirsiniz. Günlük yaşamda verimliliğinizi arttırmak için güzel bir fırsat. Yine ayın başında Venüs ve Uranüs arasında oluşan olumlu açı sosyal çevrenizden bir kişiyle romantik bir bağlantı kurmanıza veya ilişkilerde daha yenilikçi bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olabilir. Yeni arkadaşlıklar kurmak veya var olan ilişkilerinizi güçlendirmek için çok güzel bir dönem. 26 Kasım'da başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam eden Merkür Retrosu Mer Yengeç Burçları'nın 6. evinde gerçekleşiyor. Bu süreçte iş yerinde eski projeleri gözden geçirmeniz gerekebilir. İletişim sorunlarına dikkat etmeli ve günlük işlerinizi aksatmadan yürütebilmek için planlamanızı gözden geçirmelisiniz. Sağlıkla ilgili konulara özen göstermeniz faydalı olacaktır. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor ve 8. evinize yerleşiyor. Bu geçiş maddi paylaşımlar, borçlar veya ortak gelirlerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Ortak finansal kaynaklarda dengeyi bulmak ve duygusal olarak derinleşmek için uygun bir zaman. İlişkilerde tutkulu bağlar kurabilir. Duygusal ve finansal olarak kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. 8 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda Yengeç Burçları'nın ikinci evinde retro yapmaya başlayacak. Bu dönemde finansal konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Harcamalarınızı kontrol altına almalı ve maddi güvenliğinizi sağlamak için yeniden planlama yapmalısınız. Geçmişten gelen bir borç ya da finansal konu tekrar gündeme gelebilir. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. 12. evdeki dolunay iç dünyanız ve bilinçaltınızla ilgili bazı konuları gün yüzüne çıkarabilir. Kendinizi yenilemek ve içsel olarak arınmak için bu dolunay etkisinden faydalanabilirsiniz. Eski alışkanlıkları bırakmak, gizli kalmış duygusal konularla yüzleşmek bu dönemde size iyi gelebilir. 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda Yengeç Burçları'nın 7. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor. Evlilik, ortaklık veya önemli bir ilişki başlatmak için güçlü bir zaman. Mevcut ilişkinizi daha sağlam temellere oturtmak adına da yeni kararlar alabilirsiniz. Aralık ayı boyunca devam eden Satürn-Jüpiter karesi, iş, sağlık ve inançlar arasında bir denge kurmanızı gerektirebilir. Çalışma hayatında ve sağlıkta üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda ruhsal ve zihinsel sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Yine ay boyunca devam eden Kiron Lilith karşıtlığı kariyer ile aile hayatı arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Kariyerle ilgili yaralarınızı iyileştirmek ve ailevi konularda daha açık ve anlayışlı olabilmek adına bu etkiyi değerlendirebilirsiniz geçmişten gelen ailevi meseleler su yüzüne çıkabilir. Ay sonuna doğru Mars'ın Pluto ile yapacağı karşıtlık finansal konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Para kazanma veya harcama konusunda aşırı uçlara gitmemeye çalışın. Finansal dengeyi korumak adına bütçenize sadık kalmalısınız. Ay sonunda Venüs ve Uranüs arasında oluşan kare açı Finansal ve sosyal ilişkilerde ani değişimlere neden olabilir. Özellikle sosyal çevrenizden gelen ani maddi talepler veya ilişkilerde sürpriz gelişmeler sizi şaşırtabilir. Bu dönemde maddi ve duygusal kararlar alırken aceleci olmamaya çalışın. Bu ay yengeç burçları için iş, sağlık, finansal güvenlik ve ilişkilerde yenilenme konularında önemli bir dönem. İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak için bu etkileri dikkatlice değerlendirmeniz aralık ayını daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.